astronomsunuz. Gözünüz göklerde hep, her zaman olduğu gibi. Bir gün yine sabah radyo teleskobunun başına geçiyorsunuz. Gece boyunca toplanan verilere bir göz gezdireyim diyorsunuz. Farklı bir şey bulmayı beklemiyorsunuz tabii. Bakıyorsunuz, bir daha bakıyorsunuz, bir şeyler farklı görünüyor. Yok, yani sizde bir hata olmalı mutlaka. Yani hiç normal değil bunlar. Her zaman iletişim halinde olduğunuz diğer astronomlara haber veriyorsunuz. Onlar da inanmıyor size ilk başta. Gülüyorlar hatta. Haha, evet diyorlar. İnandıramıyorsunuz bir türlü. Sonra biraz daha bakayım derken telefonunuz çalıyor. Az önce size gülen arkadaşınız sizi arıyor. Bayağı endişeli sesi. Haklıymışsın diyor. Haklıymışsın. Bu hiç normal değil. Sonra tüm dünya çalkalanmaya başlıyor. Büyük bir panik havası. Gazeteler, televizyonlar, tüm yayınları durdurup bu haberi veriyor. Güneş sistemimize diyorlar bir kara delik giriş yaptı. Nereden geldiği belli olmayan bir kara delik var şu an güneş sistemimizde. Şu an Oort bulutunun oralarda. Bunun ne anlama geldiğini ise henüz bilmiyoruz. Peki gerçekten bir sabah uyandığımızda bu haberi alsak bizi ne beklerdi? Bir kara delik hiç habersiz sistemimize giriş yapsa ne olurdu? Gelin bakalım ne oluyormuş. Tabii önce endişeleri bir ortadan kaldıralım. Bugünkü teknolojiyle, bugünkü bilgi birikimimiz ile bir kara deliğin aniden güneş sistemimize girdiğini fark etmemiz çok çok düşük bir ihtimal. Ama sıfır değil tabii. Endişeleri pek ortadan kaldırmadım galiba. Neyse. Yani çok çok yüksek ihtimal bunun olacağını çok çok önceden fark edebiliriz. Ya da en azından bugün çok çok uzaklardan bir kara deliğin yolunu şaşırıp bize doğru geldiğini görsek bile bunun bize varması büyük ihtimalle en az birkaç bin yıl sürecektir. Yalnız tabii bazı teorilere göre ışık hızına yakın hareket eden kara delikler de var. Da konuyu dağıtmayalım. Biz düşünce deneyimize başlayalım. Bugün bir kara delik güneş sistemimizin kapısına dayansa bizi ne bekler? Öncelikle kara delik dediğimiz şeyi bir anlayalım. Kara deliklerin çoğu bizim güneş sistemimizden en az 10 kat daha kütleli yıldızların yakıtının tükenmesi sonucunda oluşur. Bu gerçekleştiğinde, yani böyle bir yıldızın yakıtı tükendiğinde dış katmanları koruyacak yeterli sıcaklık ve basınç oluşmaz. Bu durumda bir süpernova sonucunda dış katmanları büyük bir patlama ile uzaya savrulurken geriye çekirdeği kalır. Bu çekirdek de kendi ağırlığı altında çökmeye başlar. Eğer çekirdeğin kütlesi güneşimizin 2 ila 3 katı kadarsa çöküş durdurulamaz ve tekilliğe doğru devam eder. Ve bu bir kara deliğin doğuşudur en basit haliyle. Ortaya çıkan bu aslında delik de diyemeyeceğimiz bir anlamda sonsuza doğru uzanan çukur da tabii neredeyse sonsuz bir yoğunluğun sonucu. Bu inanılmaz yoğunluk da ışığın bile kaçamayacağı bir çekim oluşturur. Işık hızını aşamayan herhangi bir şey de bu çekimden kaçamaz. Ve biliyoruz ki hiçbir şey ışık hızını aşamaz. Böyle bir cisimden bahsediyoruz. Ve böyle bir cismin güneş sistemimize girmesi elbette pek de iyi bir haber değil. İlk fark edeceğimiz şey sistemimizde bulunan cisimlerin yörüngesindeki değişimler olacaktır. NASA gibi kurumlar gezegenlerle birlikte binlerce meteor, kuyruklu yıldız vesaire gibi cismin yörüngesini sürekli takip ediyor. Bu yörüngelerin çok uzun süreler boyunca izleyeceği rotalar da hesaplanabiliyor haliyle. İşte bu hesaplamalarda yaşanacak bir sapma doğrudan bir şüphe uyandıracaktır. Bu etkiyi de kara delik bizim güneş ile aramızdaki mesafeden yüz binlerce kat daha uzakta olsa bile fark edeceğiz. Artık yavaş yavaş kara delik sisteme giriş yaptı diyelim. Güneş sistemimizin hudutlarında. Oort bulutu olarak bildiğimiz çoğunluğu buzdan, milyonlarca asteroid, kuyruklu yıldız ve benzeri cisimden oluşan bölgeden geçecek ilk olarak. Tabii buradan geçerken inanılmaz kütle çekim etkisiyle buradaki irili ufaklı cisimlerde çok büyük bir kaos yaratacaktır. Unutmayın, kara deliğe yaklaşan tüm cisimler tekilliğe doğru yutulmazlar. Büyük bir çoğunluğu olay ufku çevresinde ışık hızına yakın bir hızda dönerek ardından yine aynı hızda uzay boşluğuna doğru fırlatılacaktır. Yani binlerce, on binlerce meteoru güneş sisteminin dört bir yanına fırlatmaya başlayacaktır kara delik. Bunlardan bazılarının da gezegenlere ve elbette bize isabet etmesi oldukça mümkün. Tabii bu cisimlerin yeni yola çıktığını görseydik ve bu cisimler saatte 50 bin kilometre hızla hareket etse bile bize ulaşması 20 bin yıl kadar sürerdi. Ama şimdilik bu hesaplamaları da bir kenara bırakalım. Bunu da çok geç fark ettiğimizi farz ederek devam edelim. Aslında bu iyi senaryo. Yani eğer kara delik sadece bu Oort bulutundan geçse ve ardından sistemi terk etse fark edeceğimiz en büyük değişiklik sistemdeki asteroid sayısındaki artış olacaktır. Tabii tek bir asteroid bile dünyadaki yaşamı yok etmeye yeterdi. Ama yine de birazdan bahsedeceğimiz etkilere göre iyi bir senaryo bu. Kaldı ki bu asteroid tehdidine de NASA
dart görevi ile hazırlanıyor bir taraftan. Belki bir şansımız olabilir bu durumda. Ya da en kötü ihtimalle yeni bir gezegen bulmak için 20 bin yıldan fazla süremiz olurdu. Ya da yok oluşa hazırlanmak için. Belki birbirimizle savaşmayı bırakırdık. Kim bilir. Devam edersek. Tabii Oort bulutunda diğer cisimlerdeki kaosu doğrudan gözlemleyebilirdik. Ama bu kaosa neden olan şeyi ise doğrudan göremezdik. Kara delikten bahsediyoruz. Nasıl bakarsak bakalım orada ne olduğunu göremezdik. Bize doğru gelen görünmez bir canavarın yarattığı kaosu izliyor olurduk. Korku filmi gibi. Bu kara deliği takip etmenin yolu elbette çevresinde yarattığı etkinin yanında arkasındaki yıldızlardan veya başka cisimlerden gelen ışığı bükmesi de olacaktır. Kütle çekimsel merceklenme biliyorsunuz. Ancak bu etki de çok büyük olmayacaktır. Ta ki kara delik bize bayağı yaklaşana kadar. Mars ile Jüpiter arasındaki asteroid kuşağına yaklaştığında bu bükülme etkisi o kadar artacaktır ki bir optik illüzyona bakıyor gibi olurduk. Ve tabi artık kara delik dış güneş sistemini ardında bırakıp diğer gezegenlerin bazılarını parçalayıp yuttuktan veya yörüngelerini tamamen değiştirdikten sonra bu kadar yaklaştığında biz de bu canavarı artık yavaştan gözümüzle görmeye başlardık. Ve tabi bu noktada dünyanın dönüşü ve yörüngesi de büyük sapmalar yaşardı. Tabi Jüpiter'in yanından geçerken olabilecekleri de konuşmak lazım. Jüpiter gibi bir dev öyle kolay lokma olmazdı büyük ihtimalle. Aralarında Titanların savaşı başlardı. Evet, büyük ihtimalle Jüpiter boyut olarak yıldızımsı bir kara delikten çok çok daha büyük olurdu. Fakat bir kara deliğin kütlesi tabi binlerce kat daha fazla olurdu. Tabi kara deliğin kaçınılmaz zaferini izliyor olurduk. Bu sırada da gaz devi Jüpiter'in gazının yavaş yavaş kara deliğin toplanma diskinde toplandığını, müthiş hızlara ulaşıp sürtünme nedeniyle oluşan ısı ile harika bir görsel şölene dönüştüğünü izlerdik. Artık bu noktadan sonra dünyamız içinde büyük sıkıntılar başlardı. Öncelikle ayımızın neden olduğu gelgitleri düşün. Ay gibi küçük bir cisim bile dünyamızın sıvılarında bir harekete neden olur. Şimdi bunun milyarlarca kat daha güçlüsünü düşünün. Gerek yeraltı suları, gerekse magmadaki değişimleri düşünün. Yani bir kara delik bize yaklaştığında göreceğimiz ilk etki volkanik faaliyetlerdeki inanılmaz artış olacaktır. Süper volkanların, Yellowstone'un mesela tek tek faaliyete geçtiğini görürdük. İnsanlık tarihinde görülmemiş ya da dünya tarihinde az görülmüş çılgın bir volkanik aktiviteden bahsediyoruz. Bu bile tek başına yok edici bir etkiye sahip bir olay. Tabii yörüngemiz de artık tamamen değişecektir. İki olasılık var. Ya güneşe doğru çekilir ya da güneşten uzağa doğru çekiliriz. Bu iki durumda da bununla bağlantılı dramatik iklim değişiklikleri söz konusu olacaktır. Yani bu noktadan sonra kara delik bizi yutsa da yutmasa da zaten çok öncesinde dünyada yaşam için pek bir şans kalmamış olurdu. Kara delik bizimle işini bitirip güneşe doğru yol almaya başladığında artık asıl boss fight başlayacaktır. Güneşimiz tek başına güneş sistemindeki kütlenin %99.9'una karşılık geldiği için birbirlerine çok güçlü bir kütle çekim etkisi uygulamaya başlarlar. Kara delik güneşe doğru yaklaşır. Güneşteki gazı yavaş yavaş çeker. Bu sırada artık üzerinde yaşam bulunmayan dünyada bu savaşa doğru çekilmeye başlar. Ve bu ikilinin etkisiyle parçalanarak kara deliğe ve hiçliğe doğru yok olurdu. İnsanlık, yaşanan her şey hiç var olmamış gibi olurdu. Diğer gezegenler için de büyük ihtimalle benzer bir sondan bahsedebilirdik. Ya da uzayın boşluğuna fırlatılıp serseri gezegenler olarak yalnız başına kozmosun derinliklerinde varlıklarını sürdürürlerdi. Bir güneşi, kardeşleri olmadan. Güneşimiz ise yine çok büyük ihtimalle çok yavaş da olsa kara delik tarafından bir şekilde yok edilir, yutulurdu. Yani bir kara delik güneş sistemimize girerse pek iyi şeyler olmazdı. Ama başta da bahsettiğim gibi iyi haber. Bunun olma olasılığı çok düşük. Bunun en önemli nedeni güneş sistemimizin konumu. Nispeten galaksimizin dış çeperine yakın bir noktada bulunuyoruz. Kara deliklerin yoğunluğu ise genellikle galaksilerin merkezine doğru daha fazladır. Ve kara delikler çoğunlukla serseri mayın gibi galaksilerin içerisinde başıboş dolaşmazlar. Aralarında da genellikle çok büyük mesafeler vardır. Yani şimdilik güvendeyiz. En azından sonumuzu getirenin bir kara delik olma ihtimali diğer ihtimallerden çok daha düşük. Kaldı ki kozmostan önce aklımızı başımıza almadığımız sürece sonumuzu kendimizden başka bir şey getirmeyecek gibi. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek. İyi ki varsınız. Sevgiler. Hava Kent sundu.